Herkese selamlar dostlar. 20 ve 21 Nisan iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 9 adet mücadelem var. İdeal ve yüksek oranlarından bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Öncelikle skor yarışmamızla direkt başlayalım. 2 günlük bir video olmasından kaynaklı hem Perşembe hem Cuma'ya sordum. Perşembe için Roma Feyenoord skoru ne olur diye sizlere sorduk. Cuma içinde Arsenal'le Southampton'un mücadelesi var. Sizce maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. İki maçın maç skoru tahminine yorumlar yazabilirsiniz. Napoli maçını kazanan arkadaşımız da Yasin isimli arkadaşımız Instagram'dan benimle iletişime geçebilir. Instagram adresimizde zaten Kangal Bey olaraktan ekrana gelmiştir. Instagram'a geçmek isteyenler, gruplara gelmek isteyenler, herhangi bir iletişim, soru, görüş, öneri, her şey Instagram üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Geçtim. Dün gece neler yaptık ondan bahsedelim. Dün gece 3 tane NBA mücadelesi vardı. 3 tane NBA maçına da 3 tane tahmin yaptım. Sabah sonuçlandı hepsi. 3'ü de geldi. Aslında bastım maçı yani 0.5'da yakaladık. 1.43, 1.38, 1.39 şeklinde 3 tane ideal tercih yaptım. Hepsi geldi. NBA kupon odasında yakaladık hepsini. Değerlendiren arkadaşlarımızı tebrik edelim. Tam tamına 334 kişinin bulunduğu bir oda olduğunu da söyleyelim buranın. Tebrikler. Geçtim. Yüksek misli Avrupa olarak da güzel gidiyoruz aslında. Yüksek misli Avrupa'da dün Napoli yatırdı. Yüksek misli hatta YouTube'da da tekli olarak önermiştim. Fakat Napoli'nin çifte şansından yakaladık. Son dakika Osimhen'in attığı golle birlikte 2000 misli önermiştim. Alanya maçına 1.500 sol taraftan başladım. Napoli maçına da çifte, şans. Real Madrid maçına 4.5 at 2000 TL önerdik. Yakaladık oradan. Yüksek misli Avrupa'ya baktığımız zaman da Monaco maçını aldık. Ajax maçını aldık. Bir de Weston maçını aldık. Oradan da yüksek misli Avrupa'dan da kazandık. Yine yüksek mislilerde aynı sistem devam ediyor. Yani burada bir ufak bir ka şirin kasa yönetimi yaptığımız için miktar belirterekten de günün en güvenilir ve en sade maçları yüksek misliyle bu şekilde merak devam ediyor. Zaten buranın asıl amacı şu. Yüksek basıp kasamızı en ideal şekilde kar ederekten de katlamak. Geçtim bunu da. Canlı odasında neler yaptık? Dün Galatasaray maçındaydım. Galatasaray Alanyaspor'un bir maçı vardı. Maçta toplamda 5 tane canlı bahis yaptım. 4 tanesi başarılı oldu. Zaten 4-1 biten maçta 5 tane canlı bahis atarsam illaki biri yatar. 4 tanesi de başarılı oldu. Sıradaki gollerden aldık. İlk yer Galatasaray dep bir buçuk üstten aldık. Çok güzel oranlar yakaladığımı düşünüyorum ben. Hatta bu canları herkes açık Telegram grubunda da paylaştım. Oradan da faydalananlar bir hayli fazladır. Ki Instagram'dan da mesaj geldi. Teşekkürler diyerekten de. Orada da 3'te 3 yapıp zaten kapattım oranın canlısını. Ve onun dışında canlı odasına devam ettik. Canlı maçlar oynayan, canlı maçlardan değerlendirme yapmak isteyenler de canlı odasına, Kata Telegram gruplarına dahil olabilirler. Geçtim. Bu videoda bir adet ideal kombinimiz var. Onu da belirtelim. Sizlerden ricam bu videoyu atsanız like'lardır. Like'larınızı eksik etmeyelim. Artı 300 seviyesinde bir like atarsanız çok teşekkür ederim. Ve isterseniz dilerseniz de videomuza başlayalım. Ankara gücü ile Giresun Spor mücadelesi. Ankara gücünün son mücadelesi Fenerbahçe ile maçı, Fenerbahçe maçıydı. 2-1 mağlup oldu. Ankara gücü tarafı gerçekten delirdim. Maçtan sonra Ankara gücü basın sözcüsü çıktı açıklama yaptı. Çok net açıklamalar yaptı. Yani Türk futbolu böyle gelişemez şeklinde. Dün mü dünden önce de mi Ankara gücünün başkan açıklama yaptı. Yani şöyle. Ya Ankara gücünün son başta kesinlikle hakkı zaten yendi net. Net bir şekilde yendi. Giresun'la oynayacaklar. Şimdi de ben açıkçası şöyle düşünüyorum bu Türkiye. Yi. Çok fazla mantıklı futbol aramıyorum. Ankara gücü, Ankara gücünün hakkı yendi. Bu maçı da Ankara gücüne verirler gibi geliyor bana. Ki zaten kadro kalitesi de zaten açıkçası Ankara gücü tarafından biraz daha sağlam ve iyi olduğunu düşünüyorum. Ev sahibinin atacağı iki golü burada değerlendiririm ben. Onun oranı zaten yüksek. 2 golün riskine girmekte fayda var. 1.61 gibi oranı var. Gayet yüksek bir oranı var. Ankara gücü, Ankara gücü tarafından iki gol bekliyorum. Hatta yüksek oranlarda maç sonu 1 ve 2.5 üstü. Sizlere sisteme isterseniz atabilirsiniz. Bunun da oranı 2.45. Sivas'la Trabzonspor karşılaşması Trabzon'da teknik hocanın ilk mücadelesi. Geçen maçta ikinci yarı özellikle Beşiktaş mücadelesinde çok güzel pozisyonlar kaçırdı. Yani Trabzon'un kaçırdığı pozisyonlar çok daha netti. Öyle söyleyeyim. Yenebilirdi. Sivas'ta oynayacaklar. Sivas deplasmanına yeni teknik direktörle çıkacaklar. Bir mücadele. Ben mücadelede bir Trabzon tarafından galibiyet beklemesem de bir, bir birlik skor benim aklımda. Olası bir galibiyeti de çünkü yeni hoca geldi. Yeni hoca ile birlikte reaksiyon verme ihtimali de yüksek. O yüzden mücadele genelinde toplam gol aralığı olarak değerlendirme altına aldım. Mücadele genelinde ben 2-3 gol bandında kalmasını bekliyorum. Onun oranı 1.79 gibi oranı var. Yüksek orandan değerlendirme altına aldım. 1.79 gibi orandan Üçüncü mücadelem Roma ile Feyenoord mücadelesi. İlk maçı 1-0'lık Feyenoord kazandı ki o maçın handikap sıfırından, sonu birinden, kornerinden her türlü aldık. Ben mücadele tekrardan korner oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Feyenoord tarafı da korner kalacaktır bence fakat asıl kornerleri burada Roma tarafı yakalayacaktır. Muhtemelen 8.5 bandını açarlar şu an korner açık değil. Ben mücadele genelinde 8.5 üst korner bekliyorum. Toplamda 9 kornerin çıkabileceği bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. bir bol şanslar. Bayer Leverkusen ile Ciloa mücadelesi. Leverkusen ilk maçta çok fazla pozisyon yedi açıkçası. Fakat bu maçta o kadar yani bilmiyorum. Yani kale dibinden boş kafa vuruşu flipongun kaçırdığı pozisyon var şu an aklıma gelen. Yani Leverkusen o maçı çok fazla pozisyon kaçırdı ki şöyle söyleyeyim. Ciloa da çok fazla pozisyonlara girdi. Lep basmanda olması kaynaklı. Şimdi kendi evlerinde oynayacaklar. Ben burada Level Kuzen tarafına gitmeyeceğim. Burada her iki takımın atacağı golü almak en mantıklısı. Ciloa kendi evinden atar gibi geliyor. Yani KG var ona da 1.50 seviyesinde gayet yüksek. KG var'a göre. Bence değerlendirme altına alabilir. İlk maç 1-1. Kim yerse diğer taraf mutlaka risk alacaktır. Basacaktır. O yüzden 1 1in bir var gibi. En azından mücadelede bir karşılıklı gollerin gelmesi çok normal diye düşünüyorum. Nice'le Basel mücadelesiyle devam edelim. Bu maçı özellikle değerlendirme altına aldım ve kombineme de koydum. Dediğim ya bu videoda sizlere bir ideal kombine vereceğim diyerekten. Nice maçını kombineme aldım. Nice'in doğrudan galibiyetini aldım. Neden doğrudan galibiyetini aldım? Nice mücadelesi son mücadelesinde oynadı ve mağlup oldu. Ve o mücadelede bir bedel ödedi bu takım. 1-0 Brest'te mağlup oldu. Ödediği bedel şu mağlup olmak. Çünkü Nice takımı orada Mofisi, Laborde gibi isimlerin hepsini de yedek bıraktı. Yani 46'da aldı hepsini. ikinci yarıda aldı. O yüzden Nice takımı bu maçı önemsediğini zaten gösterdi. Bazel tarafına baktığımız zaman da ki ilk oynanan maç Bazel'in evindeydi. O mücadelede 2-2 bitti. Nice daha iyiydi. Onu da söyleyeyim. Maçın özetini izledim ben. Nice takımı daha net pozisyonlara girdi. Şimdi kendi ellerinde olacak. Ben burada Nice'in doğrudan galibiyetini 90 dakikada turu geçmesini bekliyorum. 1.36 bile bir ideal oranı var. Maç biri aldım. İdeal kombineme koydum. Son mücadelem West Ham'la Gent mücadelesi Perşembe adına. West Ham tarafından da şöyle bir değerlendirme yaptım ben. Gent'le oynayacaklar. İlk maç çok iyiydi. Ki hafta sonunda oynadıkları maça baktığımız zaman da West Ham'ın 2-2'lik bir Arsenal beraberliği var. Çok iyiydi. Yani gol yedikten sonra reaksiyon veren bir takım oldu West Ham takımı. Onun dışında durağan bir takım oldu ki 10 dakikada bekledi. Yani penaltılar falan derken biraz da şansı yanındaydı West Ham'ın. Burada oynayacak, oynayacakları mücadelede İngiltere'de Londra'da ben galip gelmelerini bekleyeceğim. İlk maç beraber bitmişken Avrupa'ya da önemli yok ki bundan sonraki önemli bir maçı da yok. Bormut mücadelesi var. Bu mücadelede Gent'i geçerler gibi geliyor. Doğrudan Mahsun'u bir aldım bu mücadelede. 1-46 gibi orandan. Perşembenin tercihleri bu yöndeydi. Hızlı bir anlatım yaptım. Direkt Cuma'ya geçiyorum. Cuma'dan da 3 mücadelem var. Ee, Arsenal maçıyla başlayalım. Bu maçın da maç skorunu sizlere sorduk ve ideal kombinemin ikinci mücadelesi. 2 İki günlük bir kombine yaptım ben. Nis mücadelesini aldık bir de Arsenal maçını alacağız. Arsenal son iki haftadır puan kaybediyor. Yani bu maçta kaybetme şansı yok bana sorarsanız. Her türlü galip gelmeyi oynayacaktır mücadelede. Fakat nasıl bir tercih alırız diye baktığım zaman da ilk yerden bir Arsenal galibiyeti değerlendirilir. Çünkü baskılı başlayan bir Arsenal olacaktır ki ilk yerden de galip gelecektir bence. İlk yarı biri 1.36 gibi orandan öneririm sizlere. İlk yarı biri değerlendiririz. Onun dışında mücadele genelinde ilk yarıdan Arsenal 2 gol atma ihtimali var mı? Bence var. O yüzden Birinci yarı ev sahibi 1.5 üst. 2.45'te bunun oranı var. Riskli olaraktan da yüksek e, oranlı kuponlarınıza koyabileceğiniz bir tercih sisteme koyabilirsiniz. 2.45 gibi oranı var mesela. Diğer mücadelem Anje ile Paris mücadelesi. Paris son mücadelesine lansı yenerekten de galip geldi. İlk yarıdan bulduğu gollerle birlikte. Yani Messi, Neymar faktörü, pardon Messi, Mbappe faktörü çok ağır bir şekilde ilerliyor. Messi Mbappe faktörü çok iyi bir şekilde ilerliyor açıkçası. Son maçlarda da gerçekten güzel bir oyun vardı. Lanslı çok güzel bir gol attılar. Mbappe'nin attığı o ara topla birlikte. Ee, güzel bir gol oldu Messi'nin attığı gol. Burada ben yine aynı şekilde ilk yarıdan bir Paris galibiyeti bekliyorum. İlk yarıdan fiş çekerler. Zayıf bir rakiple oynuyorlar bence. Devreden galip gelmeleri çok normal olacaktır. Son mücadelemde Golden State ile Sacramento Kings mücadelesi. Golden State'e baktığımız zaman da ilk iki mücadele seride mağlup oldu. Bu maçı kazanacaklardır diye düşünüyorum. Kazanırken de nasıl bir aralığız diye. Dün geçen mesela Ponix mücadelesini aldık ya aynı o şekilde. 3, 4, 5 oran nereden tatmin ediyorsa. Fakat şöyle bir 41'den ben sizlere iddia dönereyim. Golden State bence burada kazanır. İlk iki maçı kaybetti. Son zaten şampiyon oldu bunlar. O yüzden burada da ben bekliyorum. Golden State'in en az 4 farklı galibiyetini değerlendirecekler. Bu, saat, bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. İdeal kombinimiz ekrana gelsin. Sizlerden ricam videoyu açsanız like'lar ve yorumlardır arkadaşlar. Like'ları ve yorumları eksik etmeyelim. Herkesten like ve yorumlar bekliyorum. Sizlere ideal kombinim ekranda 2 küsur oranı var. Nice mücadelesine doğrudan bir Nice galibiyeti aldım. Bir 45 gibi oranla. Arsenal maçına da Cuma günü mücadelesi. ilk kere bir tercihlerini aldım. Perşembe ve Cuma'dan bir maç yaparaktan da 2 günlük bir video ve 2 günlük bir fon oluşturdum. İdeal kombinem bu yönde. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.